Ölüm karşısındaki bu tebessümü kendisi anlatıyor. Kitaplarında var bu. Şimdi Erdal Bey'in, rahmetli Erdal Bey'in bir hafta sonra, bir ay sonra öleceğini bile bile ölüm karşısındaki bu tebessümünü kitaplarından okuduğunuz zaman daha bir derinlikli olarak anlıyorsunuz. Bir bilim adamının böyle bir olay karşısındaki kendine tavrını, ki bu tek tavır değildir. Başka bilim adamlarının başka bir tavrı da olabilir. Daha iyi anlıyorsunuz. Onun için Erdal Bey'in kitaplarını okumak son derece önemli. Bunlardan izleyicilerimize başka bir kitabından bahsetmek istiyorum. 300 yıllık gecikme, tarih, kültür, bilim ve siyaset. Bu da çeşitli toplantılarda yaptığı konuşmalardan, bilim, siyaset ve bilim felsefesi üzerine konuşmalardır. İkinci turda başka bir kitabından bahsedeceğim Erdal Bey. Hemen telefon attığımızda bu kez Sayın Fikret Ünlü var, eski devlet bakanı. Siz de efendim uzun süre beraber mesai yaptınız. Tanıdığınız, hatırladığınız Erdal İnönü'yü bize bıraktıklarını, en son görüşmenizi aklınızdaysa bizimle paylaşır mısınız? Alo. Dinliyoruz efendim sizi. Benimle mi konuşuyorsunuz? Tam alamadım. Evet. Yani hatırladığınız kadarıyla Sayın Erdal İnönü'yü varsa son temasınızı bizimle paylaşırsanız sevinirim. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Taha Bey, şimdi ben telefonda dinlerken aklıma geldi. Son kitabını tamamlamak için Amerika'da doktorlardan izin istemişti. Eğer bir 6 ay zamanım varsa bana izin verin, Türkiye'ye gideyim, kitabımı tamamlayayım diye. Gerçekten yeri doldurulamaz bir insan kaybettik. Her yönüyle insanlığa yararlı olabilmek için son anına kadar, son gününe kadar çalıştı. Kitaplar yazdı. Dünyada üniversitelerde okutulan fizik problemleri var. Adını taşıyan, Erdal İnönü adıyla tanınan. Siyasette öyle, biraz önce de söyledim bir başka kanalda, o görünüşü o kadar uysal, o kadar sakin, o kadar yumuşak, hatta o kadar çaresiz bir tip görüntüsü verirdi ki, oysa onun altında çok güçlü bir irade, çok büyük bir insan yatardı o görüntünün altında. Kaybettik, yeri doldurulamaz bir insan. Ben yıllarca birlikte çalıştım, 25 yıl yakın. Ayrıca tabii ki aile dostluğumuz bu sürdü. Ben böyle bir insan tanımadım. Ben böyle büyük bir insan tanımadım. O kadar derin düşünceleri, fikirleri, bilgileri olan bir insandı ki, bir insan kapasitesinin alabileceği her bilgiye sahipti diyebilirim. Çok farklı bir insandı Erdal İnönü. Onun yüzünde aslında bütün özellikleri yansır. İnsanlara bakarken güldüren bir insandı. Espri gücü çok yüksek bir insan. Siyaset bilimi okutacak bir insandı dünyada ama göstermezdi, fark ettirmezdi. Böyle bir insan kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Yeri doldu.